Evet, bakın bu soru bir açı açı benzerliği arkadaşlar. Açı takibi yapacağız. Bakın bu açıya alfa dersek, buraya beta dersek, alfa ile betanın toplamı kaç derece olur arkadaşlar? 90 derece olur. Bu açı 90 olduğu için tamamı da 180 olduğundan dolayı. Yani bu 90 derece ise arkadaşlar alfa ve beta bir dik üçgenin iki iç açısı demektir arkadaşlar. O yüzden bu dik üçgende bu açı alfa ise burası beta, aynı şekilde CDB dik üçgeninde bu iç açı betaysa burası alfa olur. Ve dikkat ederseniz iki üçgen bütün açıları eşit olduğu için benzer olur arkadaşlar. O yüzden aynı açının karşısındaki kenarları oranlarsak alfanın karşısı 3, alfanın karşısı 6, betanın karşısı 4, betanın karşısı x olur arkadaşlar. Buradan içler dışlardan işlemi yaptığınızda x'i 8 buluruz. Doğru cevap Ceyhan. Evet, soru 2. Bakın AE ile BC'yi paralel vermiş arkadaşlar. Burada bir kelebek var. Yani üst kenarların oranı x eksi 6'nın 3x eksi 40'a oranı arkadaşlar parçaların oranına eşit olacak. Yani 12 bölü 24 gelecek. Buradan sadeleştirirseniz içler dışlardan 2x eksi 12, 3x eksi 40'tan bakın buradan x 28 geliyor arkadaşlar. Ama bizden istediği AE ile BC'nin toplamı. Bakın AE 3x eksi 40'tı. BC x eksi 6'ydı. Bunları topladığımız zaman 4x eksi 46 yapar. X yerine yazarsak 4 çarpı 28 112. 112'den 46'yı çıkardığımızda cevap 66, yani Bursa gelir. Evet, soru 3. Bakın bu da bir açı açı benzerliği arkadaşlar. ABC üçgeni ile EDC üçgenine baktığınız zaman bakın birer açılarını eşit vermiş. Bu açılara alfa diyelim. Burada bir ortak açıları var. C köşesi. Ona da beta dersek bakın iki iç açısı alfa beta, alfa beta. O zaman üçüncü açısına teta dersek arkadaşlar diğer üçgenin de üçüncü açısı teta olacak ve bunlar açı açıya göre benzer olacak. Aynı açının karşısındaki kenarları oranlarsak teta'nın karşısı burada 5. Büyük üçgende bakın x artı 4 eşittir. Alfa'nın karşısı 4. Alfa'nın karşısı büyük üçgende 8 arkadaşlar. Burada içler dışlar 10 eşittir x artı 4'ten x eşittir 6, yani Denizli gelir. Evet, soru 4. Bakın yine eşit açılar verilmiş. Şunlara harf verelim. Alfa diyelim. Bakın şuradaki açıya beta dersek arkadaşlar iki iç açının toplamı bir dış açı yapacağından D köşesindeki açı alfa artı beta olur. ADC ikizkenar üçgen olduğundan burası alfa artı beta ise bu kenarın gördüğü açı da alfa artı beta olur. Ve büyük üçgene bakarsanız arkadaşlar dikkat edin, A köşesi de alfa artı beta, C köşesi de alfa artı beta, yani bir ikizkenar üçgen. Alfa artı beta'nın karşısı 9 ise bu alfa artı beta'nın karşısı 9 olacağı için DC'ye 4 kalır arkadaşlar. Ve ADC üçgeni ile ABC üçgeni ne olur arkadaşlar? Benzer olur. Bakın açılarına alfa, alfa artı beta, alfa artı beta. Büyük üçgene bakın. Alfa, alfa artı beta, alfa artı beta. Küçükten başlayalım. Alfanın karşısı 4. Büyükte alfanın karşısı x. Küçükte alfa artı beta'nın karşısı x. Büyükte alfa artı beta'nın karşısı 9. İçler dışlardan x kare eşittir 36. X de buradan 6, yani Edirne gelir. Dikkat ederseniz AFGN dörtgeninde iç açılar toplamı 360 derece olacağından ve buradaki açılar 90-90, toplamı 180. O zaman A ile G açısının toplamı 180 olacağından buraya alfa dersek
Bu açı 180 eksi alfa. Doğal olarak bütünlerinden bu açı da alfa olacak. Aynı işlemi diğer dörtgenlerde, yani BFED dörtgeninde de yaparsak, buraya beta dersek bu açı 180 eksi beta, bütünlerinden beta ve yine HDCN dörtgeninden bu açıya teta dersek burası 180 eksi teta ve bütünlerinden teta olur. Görüldüğü üzere EHG ve ABC üçgenleri açı açıya göre benzer oldular. ABC ile EHG benzer. Aynı açıların karşısındaki kenarları oranlarsak, yani beta açısının karşısında 4, beta açısının karşısında soruyu okursak AC'yi 12 vermiş, 4 bölü 12'den 1 bölü 3 benzerlik oranıdır. Dolayısıyla soruda istenen çevre ABC bölü çevre EHG benzerlik oranıdır. Ama tabi burada 1 bölü 3'ü ters çevirirsek cevap 3 bölü 1'den 3 olur. Evet, soru 6. Burada da arkadaşlar bir kenar açı kenar benzerliği var. Bakın tek bir açı var. Başka eşit açısı yok. Ortak açı da yok. O yüzden kenar açı kenara bakarsak, mesela B açısıyla bu üçgendeki F açısı birbirine eşit. Bu açının kollarına baktığınızda arkadaşlar, bakın küçükten büyüğe yazalım. 4'e 6. Bu üçgende küçükten büyüğe yazarsak 6'ya 9 ve baktığınız zaman 4'ün 6'ya oranı 6'nın 9'a oranına eşit olduğundan bu iki üçgen benzerdir arkadaşlar. Ve bu oran, yani 2 bölü 3 oranı benzerlik oranıdır. Şimdi bakıyoruz. Alan ABC bölü alan DEF 4 bölü 9 demiş. Evet arkadaşlar, 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yaptığı için alanlar oranı da benzerlik oranının karesiydi. O yüzden A şıkkı doğru arkadaşlar. B'ye bakalım. Benzerlik oranı 2 bölü 3 ise o zaman bu açının karşısındaki kenara 2x dersek bunun karşısındaki kenarda 3x olur. O yüzden AC'nin DE'ye oranı da 2 bölü 3'tür. Bu da doğru. Çevreleri oranı zaten benzerlik oranıdır. Bu da doğru arkadaşlar. ABC ile EFD benzerdir demiş. Bakalım A açısıyla E açısı eşit mi? Evet, 6'yı görenle 9'u gören kenar eşit olacak arkadaşlar. 9'u gören açı burası, 6'yı gören açı burası. O zaman A ile E açısı eşit. B ile F açısı zaten eşitti. Otomatikman C ile D açısı da eşit olur. Bu da doğru arkadaşlar. Ama Eden'in şıkkı yanlış olacak arkadaşlar. BC'nin yüksekliği bölü EF'nin yüksekliği demiş. Hayır arkadaşlar. BF'nin yüksekliği ile BC'nin yüksekliği ile DF'nin yüksekliğinin oranı 2 bölü 3'tür. O yüzden E şıkkı yanlış. Evet, soru 7. Yine bir açı açı benzerliği arkadaşlar. Bakın. Şuralara alfa diyelim. Buradaki açıya beta dersek arkadaşlar. ABN ile arkadaşlar ABC benzer olur. Nereden anladık benzer olduğunu? Bakın ABN üçgeninin iki açısı alfa beta. ABC üçgeninin iki açısı alfa beta. Demek ki üçüncü açıları da işte arkadaşlar. Üçüncü açılarda bakın ABC üçgenindeki A açısı ABN üçgeninde de N açısı arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bu açının karşısı küçükte x, büyük üçgende 9 arkadaşlar. Alfanın karşısı küçükte 4, büyükte x. İçler dışlardan x kare eşittir 36'dan x eşittir 6, yani Adana gelir. Evet, soru 8. Yine bir açı açı benzerliği arkadaşlar. Bakın burada da ilk önce yazayım. ABD ile AEC benzer arkadaşlar. Çünkü bakın A köşeleri zaten ortak. Şuraya alfa diyelim. Bu eşit verilmiş açılara beta dersek, bakın
ABD üçgeninde alfa beta var. AEC üçgeninde alfa ve beta var. O zaman üçüncü açıları da birbirine eşit olur. Şimdi ABD'den başlıyorum. Beta'nın karşısı 5. Diğer üçgende beta'nın karşısı 3. ABD'de bu işaretle gösterdiğim açının karşısı x artı 3. AEC üçgeninde de bakın burası 12 arkadaşlar. İçler dışlardan 60 eşittir 3x artı 9'dan işlemi yaptığımızda x 17 gelir arkadaşlar. Doğru cevap nedir? Evet, soru 9. Bu da bakın yine bir açı benzerliği arkadaşlar. Zaten iki tane üçgen var. ADE ile ABC üçgeni. Bakın ikisi benzer. A köşesi ortak açı. Buraları da eşit verilmiş beta dersek. Bakın alfa beta var. Büyük üçgende alfa beta var. O zaman üçüncü açıya teta dersek. Burada da üçüncü açı teta olacak. Beta'nın karşısı küçükte 6. Büyükte 12. Eşittir. Teta'nın karşısı küçükte 5. Büyükte 6 artı x arkadaşlar. Sadeleştirip içler dışlar çarpımı yaptığınızda 10 eşittir 6 artı x'ten x buradan 4 yani denizli gelir. Evet, soru 10. Bakın soru 10'da bir kenar açı kenar benzerliği arkadaşlar. ABC üçgeni ile EBD üçgeninde bakın B köşesi ortak açı arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir eşit açı verilmemiş. Şimdi bu açıya göre EBD üçgenine bakarsak kol uzunlukları arkadaşlar 3'e 4. Küçükten büyüğe yazdım. Büyük üçgene bakıyorum. Kol uzunlukları arkadaşlar 6'ya 8. Ve bakın bunları alt alta oranladığımızda birbirine eşit oluyor. Demek ki bu kenar açı kenara göre benzer oluyor arkadaşlar. Bu oranda benzerlik oranını veriyor. O zaman bunlar benzer olduklarına göre bunun karşısındaki kenar olan x ile büyük üçgende bunun karşısındaki kenar olan 12 de aynı orana sahiptir arkadaşlar. Ve buradan da x 6 gelir arkadaşlar. Şuraya tekrar yazalım. EBD ile ABC kenar açı kenara göre benzer arkadaşlar. Yani doğru cevap Edirne. Evet, soru 11. Bu da bir açı benzerliği arkadaşlar. Bakın iki tane dik üçgen var. Yani iki tane dik üçgen varsa zaten birer açıları 90 derece olduğundan birbirine eşittir. A köşeleri zaten ortak arkadaşlar. Buraya alfa dersek ikişer açısı eşit oluyor. Bakın 90 alfa, 90 alfa. O zaman ben bu açıya beta dersem bu açı da beta olur. Yani ABC ile AED açıya göre benzer arkadaşlar. Bakın burada bir tabi dik üçgen olduğu için özel üçgenleri de unutmayalım. Burada bir 6, 8, 10 üçgeni var. Yani ED uzunluğu 6 oluyor. O yüzden alfanın karşısı 6. Büyük üçgende alfanın karşısı x. 90'ın karşısı 10. Büyük üçgende 90'ın karşısı 25 arkadaşlar. Buradan içler dışlardan 150 eşittir 10x'ten x 15 yani denizli gelir. Evet, benzerlik test 7-12. soru. D noktasından AB'ye dik indirilip 2'ye bölünmüş. Burada bize ikizkenar üçgen hatırlatıyor. Yani D'den B noktasını birleştirirsek ADB üçgeni ikizkenar üçgen olur. A açısına alfa dersek o zaman DBE açısı da alfa olur. Soruyu okursak CAB açısı alfa demiştik. O zaman ABC açısı 2 alfa olacak. Dolayısıyla buraya alfa kalacak. ADB üçgeninde iki iç açının toplamı bir dış açı olacağından
CDB açısı 2 alfa olur. Soruya bakarsak ABC üçgeni ile DCB üçgeni açıya göre benzer olacak. Çünkü C açısı da ortak açı. ABC ile DCB benzer. Aynı açıların karşısındaki kenarları oranlarsak 2 alfanın karşısında 6, büyük üçgende 2 alfanın karşısında 4 artı x eşittir. Alfanın karşısında 4, alfanın karşısında 6 bulunmaktadır. İçler dışlar çarpımından 36 eşittir 16 artı 4 x'ten işlemi yaparsak x'i 5 buluruz.